Yani belki buyurduğunuz gibi bütün o cehalet kültürü diyelim ya yani da cahiliye kültürü esasen o kökten doğru beslenmemekten kaynaklanan bir evet sonuç Çünkü yani. Çünkü okuma yazma bilmemek bir cahillik ama telafisi var. Başkasına okutuyorsun, yaptırıyorsun. Evet. Akıllı evet. telefon senden iyi okuyor zaten? Allah'ı bilememek telafisi olan bir şey değil. Ölüm bu. Ruhun ölmesi bu. Bir insan modern bir hızlı trene nasıl bineceğini, bilet nasıl alacağını, internetten bilet nasıl alındığını bilemiyor diyelim. Ya oğlu alır kızı alıyor. Hiçbir kimse geri kalmıyor. Ama Allah'ı bilemeyen hayatı kaybediyor. Cenneti kaybediyor. Kendi anlamını kaybediyor. Ruh, ruh gidiyor. Ruh gidiyor. Ruh gidiyor. Ruhsuz bir beton heykele dönüyorsun bu sefer. Evet. Bunun için asıl cahiliye Allah'ı bilememektir. Halik olarak, malik olarak, mülkün sahibi, cennetin cehennemin sahibi, Cebrail'in Rabbi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi, senin kainatın Rabbi olan Allah'ı bilememek en büyük cahillik. Cahilliğin aslı bu zaten. Aslı. Bunun için 20. yüzyılda cahiliye zirve yaptı. Teknolojinin, bilimin, felsefenin zirve yaptığı zaman cahiliye zirve yaptı. İnsanoğlu hep modern bilim konuşuyor. 20. yüzyılı teknoloji bilim üniversite yüzyılı ilanı. 20. yüzyılda ölen kadar insan ölmüş mü bu dünyada hiç? Sadece 1. 2. Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısı kaç üniversiteye denk? Her şehirde üniversite varmış. Her şehirde terör de arttı. Eskiden eşkıya ne demekti? Dağda yaşayan 3 kişi, 5 kişi demekti. Şimdi eşkıya terör kelimesiyle anılıyor. Terörist oldu. Hangi binada terörist olduğu belli değil. Yani insanlık çok okuyarak, çok diploma alarak, çok şehirlere tabelalar yazarak, her sokağa bir okul açarak... ...esasen çok şey öğrenmeliydi. Fakat insanlık çok evet. şey öğrendi, çok cahil kaldı evet. ama. Yani Allah'ı unutturan ve Allah'tan bağı koparan her şey cahiliye giden bir yol. Cahiliye Allah'ı unutmakla başlıyor. Evet. Ondan sonra insanlığı da unutuyorsun evet. zaten. Ondan sonra... Ahlakı da unutuyorsun zaten. Ondan sonra paranın bir alet olduğunu unutuyorsun put haline getiriyorsun. Put haline Kendi hılkatını unutuyorsun, sağlığını unutuyorsun. Yani bugün obozite hastalıklarının çok yemekten dolayı insanların ömrünün kısalıyor olmasının, sakat kalıyor olmasının, Cahiliyeden başka ne ile tarif edilebilir? Bir insan kendi sağlığının bile kıymetini bilemiyor. Çünkü dünyayı son durağı ve özellikle ebedi kalınacak yer gibi zannediyor. Ahireti unuttuğu için helal haram demeden, az çok demeden yiyor içiyor. Bu yeme içme sonunda onu iflasa götürüyor. Aklı iflas ediyor ahlakı iflas ediyor. Medeniyeti iflas ediyor. Yani kendine dahi acımaz bir uslupla yaşamaya başlıyor kendine merhameti olmayanın ne çocuğuna ne başka insana ne de yaşadığı devlete yaşadığı topluma merhamet nazarıyla bakması mümkün, mümkün olmuyor olur. bu sefer. Evet. Hocam o zaman şöyle diyelim cahiliye her mekanda ve her zamanda ortaya çıkabilen bir şey. Kesinlikle. Evet. Okumuş adam da cahiliye mantığına yakalanır. Diplomalısı da yakalandı. Nice diploması, okuma yazması hatta imza atmak kabiliyeti olmayanlar insanlık abidesi olarak yaşayıp gittiler. Genelde cahiliye deyince hani hocam mesela İslam gelmeden önce insanlar kız çocuklarını diri diri topluğa gömüyorlardı. İşte ahlaki yıldızları yani. içki içiyorlardı gibi hani birkaç misalle. Doğru bunlar e, doğru. doğru. Ama e, bunlar sonuçlar. Içliyorsun. Yani bu cahiliyeden dolayı yaptıkları cahillikler bunlar. Bunu niye yaptılar? Hanif dininden koptular onun için. Parayı ilah edindiler onun için. Evet. Yani bugün şöyle diyelim hocam. Demek ki bunlarda da Allah inancı vardı. Değil mi? Mekke müşriklerinde vardı. Ayetle sabit. Ama Allah'ı gereği gibi tanımıyorlardı. Üzerlerinde hakkı olan Allah'ı tanımıyorlardı. Evet, evet. Yaratan Allah biliyorlardı. Onu biliyorlardı. Evet. Rızık kim veriyor? Allah diyorlar. Allah veriyor diyorlar. Yağmur kim indiriyor? Allah diyorlar. Allah, Allah diyorlardı. Fakat ee, buna rağmen Allah'ın kullarından beklediği e, daha farklı bir bağ var. Değil mi? O bağı yerine getirmiyorlar. O marifet bağı ilahlık, diyelim, iman bağı diyelim. İlahlık hakkı olan. O'nun önünde ruku yapılacak, secde yapılacak. Şeriatına boyun eğilecek olan Allah'ı istemiyorlar artık. Evet, evet. Yoksa Belki bugünkü dünya nüfusu oranlamasıyla bakıldığında çok, çok Allah bilir insandılar. Evet, evet. Allah bilir insandılar kabul eder insan değildiler. Evet.